Hoş geldiniz arkadaşlar. Multiplayer Live'ı Chatbox'a bir kez daha açıyoruz. Bayağıdır yoktum aslında. Hep bir aksilikler oldu. Öyle fırtınalar denk geldi. Hep böyle bir cuma akşamlarım. Burada da pek güçlü değil altyapımız. O yüzden işte elektrik kesintileri olsun. Aa, yankı yapacak bir dakika. Hoş geldin. Heh, susturdum tamam. Yankı yapıyordu. Evet işte elektrik kesintileriyle internet kesintileri falan uğraşmıştım. Bir kere zaten yurt dışındaydım. Şimdi en sonunda dönüyorum. Hem de tam E3 öncesi programı dönüyorum. Bu programda haftanın haberlerine ek olarak E3 ile ilgili tahminlerim olacak. Aynı zamanda sizin de E3 ile ilgili tahminlerinizi yorumlardan bekliyorum. Yeri geldikçe ben sizlere soracağım. Aykut'cum hoş bulduk. Adine hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz yayına. Yavaş yavaş ben böyle azıcık oyalayayım diyorum. Konuğumuz yok bu hafta. Sadece E3 ile ilgili konuşup haberleri yorumlayacağız. Konuk ne yok diyecek olursanız zaten ülkenin sektörü çok geniş olmadığı için hem sizin ilginizi çekebilecek hem belli bir başarısı olan konukları bulmakta zorlanıyoruz. İşte hani konuşuyoruz tamam deniyor. Ondan sonra İş çıkıyor, bir şey oluyor. Zamanları olmuyor çünkü sonuçta çok düzgün bir saat yok program açıkçası yani. Cuma akşamüstü olduğu için kolay olmuyor pek. Hani iş çıkışı saatine denk geldiği için insanlar genelde zaman ayıramıyor programa. Bu biraz zorluk çıkarıyor ama evet sen soru sormaya başlayabilirsin. Direkt konuya girip nasıl olsa chatbox yani sizlerle iletişim kurmak için program bu hafta konuksuz. Hani Şefik'le falan da konuşuyorum ama Şefik de evde değilmiş galiba, müsait değilmiş, o yüzden gelemedi. Kendim yormayacağım ve inşallah E3'te de yayın yapacağız diye düşünüyorum. Bir konuşmalar oldu bakalım, olursa E3 konferanslarını canlı canlı yayınlayacağız. Hani sizlere de yorumlarımızı canlı canlı aktaracağız. Bence SteamSaver Seri'den başlamayalım. Birazcık kalabalık olunca SteamSaver Seri'den başlarız. Biraz daha izleyici gelsin. Ondan sonra onu hallederiz. Şimdilik şöyle çok da önemli olmayan değil de yani çok ilgi çekmeyecek belki haberlerle zamanı birazcık öldüreyim diyorum. İlgi çekmeyecek haber ne olabilir? PES haberi var mesela, ilgi çekmeyecek haber deyip şimdi insanın nefretini kazanabilirdim ama kazanmayacağım. PES haberini sonraya saklıyorum. Arkadaşlar şimdi çılgın kurçuklar geri dönüyor şeklinde bir haberimiz var. Nedir bu çılgın kurçuklar? Worms World Party Remastered olarak PC'ye geliyor. Worms oynamayan var mı aranızda bilmiyorum. Oynamayan varsa çok şey kaçırıyor gerçekten. Harika bir oyun seviyesi. Şöyle bir izleyelim. O eşekle ne canlar aldım ben yani. Lisedeyken sınıfın bir tane laptopu vardı. Sınıfın laptopuyla düzenli olarak Worms sunumları yapıyorduk sınıfta. Bir de generalle oynadık. Onu zaten size yazmıştım. Bir küçük dev oyunlar yazısı o oyun hakkında. Worms'e diğer bağımlılığımızdı. İnanılmaz keyifli bir oyun. Arkadaşlarınızla oynamak için inanılmaz güzel bir oyun yani. Ne kadar övsek azdır. Eğer oynayacak co-op bir oyun arıyorsanız mutlaka bu oyuna bir göz atın derim. 60 FPS çalışacakmış. Çok da aslında önemli değil böyle bir oyun için ama hani yine de umursuyorsanız bunu da belirtmiş olalım. Süper koyunlarla falan. Bayağı keyifli bir oyun Worms World Party. Yani Worms'un bütün oyunları hemen keyifli ama bu iki boyutlu olanlar daha güzel. Tabii ki üç boyutlu olanlar aynı etki hiçbir zaman yaratamadı. Ki oynanış açısından da bunlar en zaten düzgün ve yani klasik Worms olanları. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Mutlaka Worms World Party düşünün derim yani. Eğer bir beraberce arkadaşlar oynamak istiyorsanız bir oyunları böyle co-op tarzı bir oyunu da birbirinize karşı tabii co-op değil sadece ama hani güzeldi. 8 Temmuz tarihinde çıkacakmış. Haberiniz olsun. Banana atarız tabii ya. Banana atılmaz mı? Şey falan atarız. Neydi o?
Holy Hand Grenade vardı. Hallelujah diye bayağı patlamalar yaşatıyorlardı. Onlar mesela güzeldir. Vay, bayağı kalabalık olmuş yayın. O zaman bug değilse hoş geldiniz. Amacı ne diye sormuş. Keep calm and coin vergisin. Amacı böyle beşerli altışarlı iki tane takım oluyor kurçuklardan oluşan. Hatta daha fazla takım da olabiliyor. Kurçuklardan ordularınız var ve diğer kurçukları öldürmeye çalışıyorsunuz. Çok basit bir amacı var aslında. Atakan Teksten de güzel bir soru geldi. E3 hangi gün sabahlamaya hazırlık lazım diye. Sabahlamaya hazırlık lazımsa şöyle söyleyeyim. Pazartesi günü E3. Pazartesi akşam saatlerinde başlayacak. Tam olarak saat kaçta olacağını bilmiyorum ama sabaha kadar sürecek. Yani sabah 4'te Sony'nin E3 konferansı var mesela. Onu emin oldum, hatırladığım bir şey. Microsoft'unki ilk galiba, o da 9'da başlıyor olması lazım. Orada sabah 9'sa burada akşam 19 oluyor. Yani akşam 7'den itibaren E3 yayınları başlamış olacak. Pazartesi akşamından itibaren ve Salı sabahına kadar devam edecek. Haberiniz olsun. Bora Eylem yine güzel bir soruyla gelmiş. Valve E3'e katılmıyor. Summer Sale'i o dönemde yapmakla para kazanmamı hedefledi gibi falan bir yorumlar. Yeni bir oyun için yapımcı mı arıyor diye de bir soru sormuş. Yeni bir oyun için yapımcı aramasını düşünmüyorum. Kendisi yapar zaten Valve çok rahat bir şekilde. E3'e hiçbir zaman katıldığını hatırlamıyorum Valve'ın. Yani katılıyor da şirket olarak katılıyor. İş görüşmesi yapıyor yani. Bir sunum yapmıyor, oyun göstermiyor. Valve zaten E3'te zaten yıllardır Valve oyun göstermiyor. En son Left 4 Dead 2 çıkalı bayağı bir oldu. Portal 2 ve Left 4 Dead 2 daha doğrusu. Onlar çıktı en son. Ondan sonra herhalde Dota dışında oyun olmadı bunların ki Dota'da hani zaten Valve'ın özel bir oyunu değildi aslında. Hani Warcraft modunu satın aldılar. Öyle söyleyelim. Uzunca bir süredir de bedava zaten. O yüzden Valve'ın bayağıdır yeni bir oyun çıkan modunu bilebiliriz ama hani Source 2 motoru ortaya çıktı zaten biliyorsunuz. O yüzden oyun gelmesi çok muhtemel. İlk olarak Left 4 Dead 3 gelecek muhtemel. Çünkü Left 4 Dead 3'ün zaten çok önceden görülmüştü yani Source 2 motoruyla yapıldı. Half-Life 3 de illaki gelecek ama ne zaman gelir onu bilemiyoruz. Muhtemelen daha önce şey gelecektir. Left 4 Dead 3 gelecektir. Sincap E3 canlı yayını muhtemelen yapacağız. Onu duyurusunu yaparız. Ben şimdi sizlere Steam yaz indirimleri sitemizi göstereyim arkadaşlar. Yani yaz indirimleri özel bir site değil aslında ama hazır kalabalığı yakalamışken önce bir ana sayfayı göstereyim tabii. Şimdi Steam için özel bir site açtık. Biliyorsunuz biz Steam indirimlerini her hani haftalık indirimler olsun, özel günlük indirimler olsun hepsini biz haber olarak sitemize yayınlıyorduk. Bunları artık steam.mousepad.com.tr adresinden görebileceksiniz. Böyle bir güzel tasarımımız var. Ve tabii ki hani hafta sonu indirimleri, haftalık indirimler yanı sıra şu anda devam etmekte olan yaz indirimleriyle ilgili de bir çalışmamız var. İki tane parça açacağım. Biri bu, biri de bu. Şunu kapatalım zaten aynı şey. Öncelikle Steam indirimden ayarlama rehberi arkadaşlar. Bu çok soru alıyoruz bu konuda. Multiplayer grubunda da sürekli soruluyor. O yüzden ben size iyice bir anlatayım diyorum. Böyle güzel bir görsel var. Orhun bunlarla bayağı bir uğraştı. Şimdi alacağınız oyun öncelikle günlük indirimde mi diye bakın. Eğer oyunuz günlük indirimde ise yani şurada mesela listeledik yaz indirimleri, birinci gün indirimleri. Burada birazdan bahsedeceğim indirimlerden. Eğer ki günlük indirimde ana sayfaya çıktıysa o oyunu alıyorsunuz. Ana sayfada değilse yani şöyle günlük indirimde değilse şöyle bakıyorsunuz. Toplumun seçimi diye bakıyorsunuz. Eğer toplumun seçimi ise oyun yine alıyorsunuz. Çünkü daha fazla düşmeyecek demektir. Flash indirimde ise günlük indirimlerin bir altında oluyor flash indirimler. Onun da bir altında topluluk seçimi oluyor bu arada. Onu da anlatayım yani. Günlük indirim. Flash indirim onun biraz da topluluğun seçimi olarak. Flash indirimdeyse de alıyorsunuz. Onda da değilse bakıyorsunuz eğer indirimlerin son günü mü diye. Eğer ki indirimlerin son günü değilse bekliyorsunuz abi. Bekleyeceksiniz. Bir sonraki gün belki günlük indirime girer daha fazla. Girer. Çünkü ilk baş mesela şu an bakarsınız ana sayfada olmayan bir oyun %50 indirimde diyelim ki. O %50 indirim zaten yazar ki işte 22 Haziran'a kadar diye mesela yazar. Çünkü indirimlerin sonuna kadar indirimde kalacak demek o. %50 indirim ve 22 Haziran gibi uzun bir tarih yazıyorsa eğer bekleyin. Muhtemelen bu oyun önümüzdeki 8-10 günlük indirim kalan hani indirme için kalan süre içerisinde ana sayfaya düşecek ve %50 yerine %66, %75 gibi bir indirim alacaktır. O yüzden indirimlerin son günü olmadığı sürece
Ana sayfada olmayan oyunlar için bekliyorsunuz. Zaten oyunun sayfasına girdiğinizde de eğer hani işte 22 Haziran'a kadar falan gibi bir tarih var, dediğim gibi tekrar hatırlatmakta fayda var. Öyle bir tarih görürseniz bekleyin. İndirim süresi 24 saat falan yazanları almaya çalışın. Çünkü onlar zaten en düşeceği hale düşmüş. Daha fazla düşmeyecek demektir. Ama indirim süresi daha uzunsa, birkaç günlükse daha fazla düşme ihtimali var demektir. Bekleyebilirsiniz almak için. Eğer ki illa alacağım diyorsanız. Hani. İlk günden de bahsedelim. Bu ilk gün indirimleri birazdan bitecek. Yani saat 8'de yenileniyor Steam indirimleri. 8'de yenilenecek ama 8'de yenilendikten sonra bile 24 saat boyunca bu indirime devam edecek diye biliyorum. Flash indirimler 12 saatte bir oluyor. 8'de yapacak olanlar sabah 8'de değişecek. Haberiniz olsun bu konuda da hani bilmiş olun. Grand Theft Auto 5 tek başına indirme değil arkadaşlar bu arada. Paket halinde. Yanında Max Payne 3, işte Tiger Shark Cash Card falan böyle şeylerle beraber indirime sokmuşlar. Kendi başına almak isterseniz indirme değil. Metro Redux Bundle var. Metro 2033 ve işte Metro Last Light'ın Redux versiyonları. Daha kaliteli grafiklerle. Çok iyi bir indirim. %80 indirimle 15 liraya bu ikisini alabiliyorsunuz. Metro serisi efsane bir seridir. 15 liraya sakın kaçırmayın bence. Bilgisayarınız kaldırırsa kesinlikle affetmeyin. Kaçırmamanız gereken indirim bu. Üzülürsünüz yani. Don't Starve ve Reign of Giants var tabii ki. Pintipan'dan hepiniz biliyorsunuz bu seriyi. 7.25 ya da şu anda 175 indirimde. Tavsiye ederim. Telltale oyunlarını seviyorsunuz. Borderlands'ı seviyorsunuz. İkisinin birleşimi olan Tales from Borderlands var. 19.5 TL bütün sezonu, ki sezon daha bitmedi. Yani normalde sezon başlamadan önce 25 dolar verip alıyorduk, işte beşer dolarlık her bölümden. Sonra bölüme tekrar girdim. Ben bu sefer almadım. Dedim ki hani sonradan indirim olur falan, öyle alırım. Nasılsa bitince oynamak istiyorum. Yani bölüm beklemek yerine 5 bölüm arka arka oynarım diyordum. İyi yapmışım ki 150 indirime girdi. İndirimde kaptım. Size de tavsiye ederim. Eğer Telltale oyunları seviyorsanız, benim gibi beklemekten yanaysanız, Tales from Borderlands'ı almak için şu anda güzel bir fırsat. Hotline Miami 2 Wrong Number Digital Special Edition var. Hotline Miami 2 ilkini seviyorsanız çok güzel bir oyun. Binding of Isaac da aynı şekilde. Bu ikisi de güzel indirimlerdi ama Hotline Miami 2 için eğer çok şart değilse bir sonraki, yani kış indirimleri falan bekleyebilirsiniz. Çünkü %33, hani şahsen %30, %50'nin altındaki indirimlerden ben oyun almayı tercih etmiyorum. O yüzden Binding of Isaac'i daha çok tavsiye ederim. Sniper Elite 3 çok çok güzel bir oyun. Yani muhteşem bir oyun değil. İncelemesine hatta ben 60 puan falan vermiştim ama hani sniperlık seviyorsanız ve böyle ekstra ile adamın gırtlağını parçalayayım falan diyorsanız tam size göre bir oyun. Ben bayağı keyifli oynamıştım yani. Kötü yönlerine rağmen güzel bir oyundu. O yüzden bu fiyata tavsiye edebileceğim bir oyun. Naruto hakkında hiçbir fikrim yok. Ninjaları, Naruto dizisini falan seviyorsanız denenebilir. İndirimi sağlam çünkü. Bir oyuna bakın derim. Ama hani Naruto ile alakanız falan yoksa, Orkun'un da burada dediği gibi çok da bulaşmayın diyoruz. XCOM, Homeworld, bunlar daha çok strateji sevenler için, uzay stratejisi özellikle sevenler için oyunlar. Çok da güzel indirimleri var. Özellikle XCOM bir klasiktir. Homeworld da kendince ayrı bir klasiktir, remastered olarak. İkisini de tavsiye edebilirim. Valkyria Chronicles hakkında hiçbir fikrim yok. Next Card Game'e gelecek olursak, yani hala Early Access'te olması lazım bu zannedersem. O yüzden değilse bile çok sağlam bir şey değil ama böyle bir parçalama oyunları seviyorsanız şu an uygun bir fiyatı var, alabilirsiniz. Darkest Dungeon %50 indirim altında aldığım tek oyun oldu bu indirimden. Çünkü çok güzel bir oyun. Roguelike yapısı olan bir enteresan ve eğlenceli bir RPG oyunu. Yani eğer bakarsanız çok beğeneceğinizi düşünüyorum, eğer bu tarz oyunu seviyorsanız tabii ki. Yani bu tarz oyunu seven birisinin alması gereken bir oyun. O yüzden roguelike dungeon crawler tarzı RPG'leri seviyorsanız alın. Farming Simulator 15'te bildiğiniz Farming Simulator. Eğer seviyorsanız alabilirsiniz. Benim hiç ilgimi çekmedi şimdiye kadar bu oyunlar. Merak ettim ama hep böyle hani ne bileyim, Minecraft'te elle tarla yapmak bile daha zevkli geldi bana, böyle traktör sürmekten. O yüzden belki bilmiyorum ama hani eğer siz seviyorsanız, bayağı bir, çünkü videoları falan çekildi, çok meşhur oldu bu YouTube'da da Farming Simulator. İlginizi çekiyorsa şu an %30 indirimde uygunca bir fiyat var. Almanızı tavsiye ederim. Burada da bayağı bir, bu arada soru birikti ben onlara bakarken. O yüzden
Şu anda bakıyorum sorularınıza. Var mı sorular diye. Bence Half-Life 3 Portal 3, Left 4 3 gibi oyunlar PS4, Xbox One gibi konsolların eskidiği zaman çıkacak ve PC oyuncuları için patlama yaratacak demişti. Abi destekliyor musun demiş Bora'yla. Left 4 3'ün daha erken çıkacağını tabii ki düşünüyorum yani. Muhtemelen önümüzdeki sene falan çıkar ama Half-Life 3 ve Portal 3 için fikrim aynı. Evet, bence konsollar eskiyince ki zaten şimdiden bile eskiler aslında yani 1080p 60 FPS veremiyor çoğu. Verse de low poligon oluyor, düşük efekt oluyor, dandik oluyor grafikler yani. PC ile yarışabilen konsol çıkmadığı için bu haliyle artık idare ediyoruz konsolların. O yüzden önümüzdeki yıllarda PC oyuncunun sağlayacağını düşünüyorum Valve'ın bu şeylere. Hele ki böyle Steam maşinler falan çıktıktan sonra çıkartırsa Half-Life 3'ü çok daha iyi olacaktır. Ben niye size bu ekranı gösteriyorum tabii, o da ayrı bir konu. Boş boş size chat'i gösterdim. Saçma oldu ama arada oluyor öyle şeyler. Şimdi boğazım ağrıdı. Çok konuştum. O yüzden size bir oyun videosu izletelim bakalım. Hellblade'in E3 2015 videosu paylaşıldı arkadaşlar. Devil May Cry ile en son karşımıza çıkan İngiltere merkezli yapımcı firma Ninja Theory'nin geliştirdiği yeni oyun Hellblade ile ilgili bir video paylaşılmış. Hellblade oyun içinden birazcık görüntü barındıran bir video ile karşımızda. Senua adlı bir kadın karakter başrolde oluyor. Enteresan bir oyuna benziyor. Beraber izleyelim şimdi bu fragmanımızı. Peggy 18. This darkness is a disease, a rot that takes hold and spreads to every part of me. And I fear I will follow in your footsteps. I am alone and scared. I beg for your guidance. Before the darkness takes me, I see. Few would brave such a desperate journey into darkness, but it isn't bravery that drives Senua. Only those afraid of death would use such terms. Senua's fear runs far deeper. They know you're weak. Get up and fight. You're pathetic. Control the thing. Let it pass through. Remember his words. Evet, her ne kadar oyunun grafikleri PlayStation 3 döneminden kalma gözükse de heyecanlı bir fragmanı var en azından. Bakalım artık nasıl olacak bu oyun. Biraz şey hatırlattı bana. Hani kötü grafikler ve kılıç kalkan dövüşle acaba dedim böyle bir Bloodborne tarzı yine bir oyun mu geliyor diye. Arojoro iyi yapmışsın evet Mirror's Edge alarak. Bu arada arkadaşlar bugün karne günüydü. Şu anda hatırladım. Nasıl karneniz? İnşallah iyidir. Umarım güzel gelmiştir. Umarım karne hediyesi sonra karşılıklı alırsınız da tam karne dönemine denk gelen bu Steam indirimlerinde alışverişinizi yaparsınız diye de size bir iyi dileklerimi sunayım. Ne türde olduğunu bilmiyorum vallahi Hellblade'in ya. Bakayım mesela Hellblade ne tür bir oyunmuş. Bana aksiyon gibi geldi. Vallahi Wikipedia'da da yazmıyor galiba. Allah Allah. Enteresan. Bir şöyle bakayım bu soruyu. Siz de bu arada başka sorunuz varsa sorun. Onlara da bakarız. Action hack and slash diyor. Evet, yani tahmin ettiğim gibi bir şey gözüküyor.
Bence bayağı kötü duruyor ama. Bilemiyorum. Mercedes arkadaşımla oynayabileceğim güzel co-op oynayabilir misin demiş. Bir şey vardı ya. Temizlik oyunu vardı sanki. Neydi o? Visera Cleanup Crew sanırım. Ben de hatta almayı planlıyordum. Visera Cleanup Crew'u alabilirsiniz. Enteresan bir oyuna benziyor. Onu tavsiye ederim. Hani co-op oynamak için. Onun dışında GTA 5 tavsiye ederim. Bayağı keyifli oluyor yani soygunları falan. Yok, Bora ile hiç Skyrim'de bir oyuna benzemiyor bence ya. Sırf yani görünüşü öyle de çok daha farklı olacak muhtemelen. Fallout 4 hakkında neler düşünüyorum? Fallout New Vegas arasındaki farklar nelerdir? Sence hangisi daha iyi? Hangisi daha iyi bilemem şu anda. Umutluyum Fallout 4'ten tabii ki. Güzel bir fragmandı ama bence çok renkli şey var. Bir görsel renk paleti var. Yani renk paleti çok çok renkli, çok canlı. Çok doygun renklere sahip. Ve evet, Cleanup Crew'dür. Visera Cleanup detailmış. Merciless yazdı. Tekrar yazarsa sevinirim. Hatta link bile verebilirsin Merciless. Hani sıkıntı olmaz. Fallout öyle dönecek olursak, dediğim gibi renk paleti fazla canlı geldi bana. Çünkü yani Fallout böyle ölmüş bitmiş bir gezegen hali sunuyor bizlere. Ama orada bayağı canlı canlı renk renk böyle kırmızılar, maviler, yeşiller ortada uçuşuyordu yani. O yüzden fazla renkli geldi. İnşallah renk paleti konusunda seçim şansımız olur ya da böyle modları falan çabuk çıkar diye düşünüyorum. Çünkü ben o renk paletiyle keyif alacağımı zannetmiyorum Fallout 4'ten. Ama geri kalan kısımları çok heyecanlandırdı tabii ki. O Zeppelin olsun falan böyle. Fallout gazım hemen geldi. Bayıldığım bir oyun serisidir ki başkalarının aksine ben bayağı seviyorum Bethesda'nın çıkardığı Fallout oyunlarını. New Vegas'a şöyle bir fark olabilir. New Vegas Fallout 3'e göre bence çok daha iyi bir oyun çünkü çok daha sağlam RPG öğelerine sahipti. Çünkü Obsidian yapmıştı. Bethesda'nın kendisi yapmıştı. Bethesda kendi yaptığı zaman oyunu pek RPG öğesi güçlü olamıyor. Yani Fallout 3'ün tabii çok daha güçlü Skyrim'e ve Oblivion'a göre. Ama şu anda hani baktığımız zaman Obsidian tabii RPG konusunda çok daha kuvvetli bir firma. O yüzden New Vegas daha güçlü o konuda. Bu oyunda Obsidian yapmıyor. Bethesda kendisi yapıyor. O yüzden biraz daha zayıf roleplay öyleleri. Biraz daha zayıf hikayeler bekliyorum. Ama yine de çok keyifli olacağından şüphem yok. Evet, Sabri Gamescom'da gösterecekmiş Scalebound'u ve Quantum Break'i diyor Microsoft için ve hani çok gaz veriyor. E3'te süper şeyler göstereceğiz. Acaba ne gösterecekler diyor. Vallahi ben de bilmiyorum. Bir Halo 5 gameplay'e gelir ama onun dışında ne çıkar MS'ten hiçbir fikrim yok. İnşallah güzel bir şeyler çıkar. Forza'nın yeni videosu gösterilecek zaten muhtemelen ama hani yeni bir duyuru lazım. MS'e şart yeni bir duyuru. Gerçi şu anda Sony daha geride kaliteli ekskluzif oyun olarak ama Sony'nin duyurduğu oyunlar var. MS'in duyurduğu oyun yok. Öyle bir sıkıntısı var. Bakalım artık inşallah güzel bir oyun duyurusu gelir. Aracoro Valve GTA 5'i neden tek başına indirime sokmadı diye sormuş. O soru genel bir soruya da cevap veriyor. Arkadaşlar oyunların indirime girip girmeyeceğine firma karar veriyor. Yani sizin oyununuz varsa şeyde hani Steam'de bu oyunun indirime girip girmemesi sizin elinizde ama genelde girmesi daha karlı oluyor. 2K'nin kararıdır yani şeyin GTA 5'in tek başına indirime girmemesi. Hoş da bir karar değildir ama yapacak bir şey yok yani. 2K biraz para gözleşti bu dönemde ki ilginç bir bilgi vereyim arkadaşlar. Mesela bazı oyunların fiyatlarını tam indirim dönemi arttırıyorlar. Yani mesela 45 dolar olan oyun İndirim başlayınca 60 dolar oluyor. İndirimle 45 dolar olmuş gibi oluyor. İnsanlar hani bak indirime girdi al demeye getiriyor ama aslında aynı fiyata satıyor oyunları. Hem indirimin ruh halinden faydalanıyor hem de indirimin getirdiği gelir azalmasından kurtulmuş oluyor. Bunu yapan Bethesda ve Ubisoft var şu anda bu yaz indirimlerinde. Kendilerini buradan kınıyorum kesinlikle. Ya Sabri valla Gears of War Remastered duyururlarsa bu hiç böyle o süper Break the Internet tarzında bir şey olmaz. O yüzden ben çok daha bomba bir şey bekliyorum. Yani bomba bir şey gösteremezlerse Microsoft'un kaybı olacak.
Ama kesinlikle yani bir Gears of War Remastered falan o şeye yani o heyecanı yaratmaz. O gazın altından kalkamaz öyle bir duyuruyla. O yüzden daha ciddi bir şeyler bekliyorum şahsen. Bakalım hep beraber göreceğiz ciddi bir şey olacak mı, olmayacak mı? Şimdi bir de korku videosuyla sizleri baş başa bırakmak istiyorum arkadaşlar. Amnesia oyunlarıyla tanıdığımız Frictional Games'in yeni oyunu Soma'nın videosu paylaşılıyor. İlk başta uzayda geçtiğini zannetmiştik ama su altında geçiyor çıktı bu oyun. Öyle bir havası var şu anda. E3 için hazırlanan fragmanı izliyoruz. Korkalım azıcık diyeceğim. Bir dakikada nasıl korkacaksak ama belki bak korkutlar bakalım. Güzel bir oyun olacak gözüküyor. You know what sucks about dying? The crash. Everything up till now. Brain damage. You guys, everything. He's made my life so much more real. I've never been more excited to be alive. All that hope wasted. Bir kaza yapıp böyle bir yerde bir dakika izleyemediniz ya gerçekten bravo. Bravo. Bana bravo o zaman bir daha. Açalım şu şeyi. Evet, kusura bakmayın arkadaşlar. Şöyle açayım baştan bir izleyelim de. Çok güzel rezil olduk. Neyse hayırlısı. You know what sucks about dying? The crash. Everything up till now. Brain damage. You guys, everything. He's made my life so much more real. I've never been more excited to be alive. All that hope wasted. Bu sefer izlemiş olmanız lazım. Bakayım. Evet izlemişsiniz. Deminki şey için özür diliyorum. Allah başka şeyler açık bıraktırmasın. Yayındayken yani. Yansımada daha korkunç görünüyordu. Evet. Güzel. Güzel. Bu oyunda ortamı bana şeyi hatırlattı. Böyle neydi o? Dead Space ile Bioshock'un karışımı bir ortam gibi gözüküyor. Adam muhtemelen böyle denizaltıyla falan bir şeyle kaza yapıp su altında bir üste takılıyor. Artık bundan sonrasını bilemiyoruz. Çıkınca artık şey yapacağız. Anlayacağız. Orada siz gönderme falan filan bir şeyler diyorsunuz ama oyunda neden kaçıp neden neyi aradığımızı henüz bilmiyoruz. İleride göreceğiz artık bir oyun çıksın. Muhtemelen çünkü çıkmadan önce fazla bir şey vermezler bilgi. Hani korku oyunu yani. Gizemli olması zaten korkutucu yapıyor oyunu. Aracar Assassin's Creed Syndicate hakkında da vallahi hiçbir şey düşünmüyorum. Keşke Assassin's Creed serisi artık bitse de böyle bir yani rahatlasak hani kaliteyi iyice düşürdüler çünkü iyice çok hani dandik çıkmaya başladı oyunlar. Çok uzattılar hikayede. Hikayeyi çorba etmeden güzel bir oyunda böyle final yapsalar hani Ubisoft zaten illa para saracak başka oyun yapar bulur ama yani güzelim hikayeyi artık mahvetmeye başladılar. O biraz can sıkıcı oluyor. Ahmetciğim, Fallout ne zaman çıkacak bilmiyorum. Fikir olarak 2015 sonunda çıkması bekleniyor. Yani 16'ya girmeden. E3'te yeni Counter-Strike oyun tanıtılacak diyorlar. Doğru mu Ganzanas diye. Muhtemelen doğru değil çünkü Valve zaten katılmıyor. O ekran görüntüsü de bayağı yani ben dershanede böyle
projeksiyonla yansıtırım kendi Paint'te yaptığım şeyi. Fotoğrafını köşeden çekerim. Ve işte E3'te bunu gösterecekmiş var diye gösteririm yani. O yüzden düşünmüyorum. Hardcore haklı çıkarsan görürüz ama zannetmiyorum Valve'ın E3 döneminde bir duyuru yapıp da oyun tanıtacağını. Ki saçma olan şey şu, Counter-Strike zaten şu anda çok iyi durumda. DLC gelebilir evet ama yeni Counter-Strike oyunu gelmez yani. Çünkü zaten Global Offensive çok iyi giderken bundan parayı iyice sağmadan yeni bir Counter-Strike oyunu çıkarmak çok mantıklı olmaz. E3 için Dress Guardian dedikodusu var bu arada. Dress Guardian'ı Sabri mesela bayağı bekliyor sanırım. Gerçi oynayamayacak artık yani PlayStation'ın yine sattığı için ama Last Guardian Team Ico'nun bir oyunu olarak planlanıyordu. 2007'den beri geliştiriliyor. 2009'dan beri de haber yok. Yani yeni bir şey görmedik. Ama The Last Guardian'ın bu sene artık gösterileceği söyleniyor E3'te. Üstelik Crash Bandicoot, Jak and Daxter, Uncharted ve Ratchet & Clank gibi şeylerden tanıdığımız en sonunda Neki yapan Mark Cerny'nin ekibinin bu oyunu artık bitirmeye yaklaştığı söyleniyor. Yani artık yardım et bize, gel biz bitiremedik bu oyunu demişler. Adam da gitmiş yardım etmiş şeklinde. Bir trailer'ı vardı böyle bu dev köpeğimsi, griffinimsi yaratık ve çocuk arasındaki ilişkiyi falan anlatan. Bayağı da heyecanla beklenen bir oyundu ama artık ne olur ne çıkar bilemiyoruz. Uncharted 4 ne zaman geliyor? Ne zaman geliyor Uncharted 4? Güzel soru. Bakayım belli olmuş mu ya? Sanki belli değildi ama. Uncharted 4'ün release tarihi yani çıkış tarihi muhtemelen E3'te belli olacak Sony'nin şovunda. Sony'nin şovu da kaçta olacaktı? Pazartesi Salı'ya bağlayan gece saat 4'te yani Salı sabahı 4'te diyebiliriz buna. Sony'nin konferansı başlayacak. Uncharted 4 için. Sizin başka tahminleriniz ne var? Valve'a geçelim. Valve'ın ne yapacağı belli olmaz. Rockstar da hiçbir zaman katılmıyor zaten bu şeylere. E3'e falan. Hani katılır gibi oluyor ama katılmıyor. Onlar dışında ne bekliyorsunuz? Bu özellikle Bethesda'nın konferansında işte Ubisoft'un yeni konferansında neler bekliyorsunuz? Yani bir yeni Need for Speed videosu olacak. Yeni Doom olacak Bethesda'da. İşte Fallout 4 olacak. Elder Scrolls Online'ı muhtemelen bir expansion yaparlar, onu gösterirler. Dishonored'daki olsa güzel olur ama bence olmaz. Hadi teşekkürler, iyi çalışmalar sana da. Yok, Banner Lord E3'te gösterilmez ya. Mount & Blade'in E3'e zannetmemiş gideceğini. Titanfall 2, evet ben de çok istiyorum Titanfall 2. İnşallah çıkar ama bu sene zor. Önümüzdeki sene olur muhtemelen ya. Evet, Rainbow Six için hepimiz heyecanlıyız. Biz ekip olarak Rainbow Six'e bayıldık yani. Umarız bir yarınca çıkar ve şöyle bir co-op yayını yapabiliriz diye düşünüyoruz. Bakalım artık. Göreceğiz. Mercedes Dishonored gibi oyunun ikincisi çıkmıyor. Evet ama yani satış başarısı çok yüksek değildi sanırım Dishonored'ın ya. İnanılmaz bir başarı sağlayamadı yani. İnceleme puanları yüksekti ama hani Bethesda için bir Doom, bir Fallout, bir Elder Scrolls'un yaşadığı başarı yaşatamadığı için zannetmiyorum şey olacağını. Yeni God of War'la ilgili bir teaser trailer olabilir. Oynanış falan beklemeyin bence çünkü bayağı uzun süre yeni şey geleceğini düşünmüyorum. Çünkü daha hani yapmaya yeni başladık dediler. Yapmaya yeni başladılarsa anca God of War'dan teaser gösterirler ama olabilir yani Sony şeyinde Sony'nin konferansında God of War 4 gelecek zaten ama yani God of War 4 adıyla bir kere gelmeyecek. Yeni bir God of War yaptığını söylediler ama yani nasıl gelecek bilmiyoruz. Ben artık Yunan tanrılarından hani zaten bir şey yapamazlar teknik olarak. Eğer yaparlarsa hikayenin çok dandik olacağını düşünüyorum. O yüzden gönlümden geçen şey artık yeni God of War'un Mısır'da geçmesi. Mısır tanrılarıyla bir God of War çok güzel olur diye düşünüyorum. Ya da Nordic
tanrıları da olabilir. Hani böyle Thor mor. Crysis 4 çıkmaz ya. Bence artık Crysis çıkardıklarını zannetmiyorum. Mirror's Edge'in yenisini zaten gösterilecek. Mirror's Edge yenisini hatta haberi de vardı şurada. Nerede onun haberi? Ha. Yeni Mirror's Edge'in adı Catalyst olacak arkadaşlar. Şöyle de göstereyim ben size Twitter'da. Böyle bir görüntü paylaşlar, Catalyst'in kelime anlamını paylaşlar. Mirror's Edge Catalyst olarak adı da onaylandı yeni Mirror's Edge oyunun. E3'te gösterilecek. Gameplay gösterelim bilmiyorum ama en azından bir fragman olacaktır. Vallahi çok heyecanla bekliyoruz yeni Mirror's Edge'i. İnşallah güzel bir oyun olur. Çünkü ilki bayağı güzel bir oyundu. Çok da keyifliydi. Bu arada Dark Souls 3 de bekleniyor. Onu da göstereyim size hazır yeri gelmişken. Sessiz olarak da şunu gösterelim. Dark Souls 3 de oyunun 2016'da çıkacağını, PS4 ve Xbox One'a çıkacağını söylüyorlar. PC sürümü belki çıkacakmış. Yani muhtemelen daha sonra PC'ye gelecek böyle bir hani PC bilmem ne edition falan diye gelir. Çoklu oyuncu desteği olacak. 1-4 oyuncuya kadar destekliyormuş. 10 tane karakter sınıfı bulunacakmış. Hepsi de oyunun başında kullanabilecekmiş. Diğer oyundakilerden farklı olarak 45 yeni düşman ve 15 tane yeni boss olacakmış. Yine diğer oyundakilerden farklı olarak 100 yeni silah ve 40 yeni zırh bulunacakmış oyunda. Oyunda sadece 60 dakikalık video bulunacakmış. Çoğu renderlanmış değil, oyun içi video olacakmış. Aynı zamanda 12 civarında bölge bulunacakmış oyunda. Boss savaşlarına Heat Up adında yeni bir sistem gelecekmiş ve bayağı bir değiştirecekmiş bu şeyi. Boss dövüşlerinin ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Bir de kılıç savaş sanatı gelecekmiş. Rushin ve Circle'da iki tane hareket olacakmış. Rushin can kaybederek güçlü can, hasar vurduğunuz bir şey. Yani risk alarak işte çok hasar vurduğunuzu düşünün. Böyle bir konsept ama her seferinde can kaybediyorsunuz sanırım. Hani Pokemon oynayan bir Pokemon'da böyle saldırılar vardır. İşte hasar verirsiniz, rakibinize çok güçlü hasar verirsiniz ama siz de biraz hasar alırsınız. O sistem Circle'da muhtemelen dodge'larak yapacağınız bir şey olacak. Onun detayı henüz belli değil. Şöyle bir tam ekran yapayım, birazcık görün şeyleri, ekran görüntülerini. Ekran görüntülerini video olarak koymuşlar. Arada alakasız alakasız adamların kendileri de çıkıyor tabi ama hani Dark Souls için sızdırılan ekran görüntüleri bu şekilde. Yine çok kötü grafikleri var. Gerçekten hani evet grafik her şey değil ama bir kere bir Dark Souls oyunundan ya da bir Bloodborne oyundan artık ne dersiniz adına adamlarını yaptı bir oyundan da hani çağının gerisinde kalmayan bir grafik görmek isterim şahsen. Hani gerisinde kalmayan derken böyle 5 sene öncesinin grafiği gibi olmasın diye umuyorum. Hani önemli değil ama kötü gözüküyor açıkçası o yüzden. Soldaki arkadaş biraz Şahin'in mal hatırlatıyor bana. Biraz katılır mısınız bilmiyorum ama yani şu arkadaş. Hıyarlı babaya benzetiyorum kendisini. Şöyle birkaç tane daha görsel göstereyim ben size. Bunlar gerçi çoğunlukla konsept art gibi duruyor. Konsept artla in-game arası bir görünüm var. Bunlar bir önceki oyundan video olabilir bu arada. Yani Sacrifice Ritual diye bir şey var. Başkasının oyununa girmek için bir cesedi kurban ediyorsunuz ama o zaman başkası da sizin oyununuza girebiliyor. Öyle bir yöntem yapmışlar. Hani Bloodborne'daki zil çalma işi falan gibi zannedersem. İşte böyle arkadaşlar. Dark Souls meraklılarına bu haberi de göstermek istedim. Dark Souls için E3'te gösterilmesi bekleniyor. Göreceğiz bakalım gösterilecek mi. Vallahi hardcore öyle söylenir her zaman her şey için olabilir. Half-Life 3 şu anda yapılıyor zaten. Yani yapıldığını herkes biliyor saklansa bile ama ben onunla çalıştım, ben onunla çalıştım diyenler genelde hakikaten prim için söylemiş oluyor. Kimse hani Valve'da böyle şeyleri yalanlamaya uğraşmadığı için yalanlamaları normal yani. Çünkü büyük firmaların genel tepkisi şudur. Biz dedikodular üzerine yorum yapmayız derler. Microsoft falan standart cevabı budur hatta yani. O yüzden adamın öyle çıkıp bir şey demiş olması bence pek bir şey ifade etmiyor. Summer Sale hakkında konuştuk zaten Damlara. Bizim sitemizden onunla ilgili bir şey bulabilirsin. Ben şuradan göstereyim. İyi birinci gün indirimleri ve çok kısaca Türkçe açıklamaları var.
Batman'in yeni oyunu zaten gelecek. Heroes'un da yeni oyunu daha yeni çıktı ya da çıkıyor galiba. O yüzden onlardan ekstra duyuru beklemiyorum. GTA 6 hayal zaten, mümkün değil. Ben size şimdi Resident Evil 0 Remastered fragmanını izleteyim. Türkçe adı hazır ve bir su içeyim benim. Boğazım çok kötü oldu çünkü arkadaşlar. Yine unutmadan şuraya geçireyim. Siz bunu bir izleyiverin. Ben de o sırada bir su içeyim çünkü öleceğim şimdi. Peggy 18. Began as a simple investigation of some bizarre murders in the suburbs of Raccoon City. Nothing in our training could ever have prepared us for the nightmare that ensued. What's going on? Engine failure. Emergency landing. A train? Ya çok güzel. Altyazı açmayı unutmuşum. Arkadaşlar otomatik altyazı başlar diye düşünüyordum. Şöyle. Gereksiz yere geçince konuşmaya başlasın. Evet. Investigation of some bizarre murders in the suburbs of Raccoon City. Nothing in our training could ever have prepared us for the nightmare that ensued. What's going on? Engine failure. Emergency landing. Evet, fail üstüne fail yaptıktan sonra devam edebiliriz. Bayağı bir konsola geliyor gördüğünüz gibi Resident Evil Zero oyunu. Yani bu serinin hayranlarını ben açıkçası anlayamıyorum. Ben şahsen mesela Elder Scrolls geniş bir evren, farklı farklı yıllarda geçebilir işte. Fallout farklı farklı dönemde geçebilir ama hep aynı zamanlar aralığı içinde geçen oyunların artık hani bir yerden sonra bir bit kardeşim diyorum. Resident Evil'ı çok sevmeme rağmen öyle dediğim oyun serilerinden bir tanesi. Artık hani kalitesi de iyice düşüyor her oyunda. Biraz düşsün istiyorum yani. Üçüncü oyunu gelecek tabii ki Soul Seeker beraber serilerin ama bunun duyurusunu şimdi beklemek bence erken olmuş olur. Ben Left 4 Dead'in Steam Machines'la beraber bu Ekim ayında çıkacağını düşünüyorum ama diğer iki oyun için, yani Portal 3 ve Half-Life 3 için daha bekleyecekler diye de düşünüyorum. Aracı olarak Arkham Knight'la son bulacak yeni bir seri başlatırlar mı demişsin. Batman'in bir sürü hikayesi var, o yüzden o tarz bir şey olabilir. Hani çizgi romanda sınırsız hikaye var ama şahsen aynı kaliteli bir Spider-Man oyunu görmeyi tercih ederim. Yani ya da bir Iron Man oyunu olabilir. Iron Man de bayağı oynaması keyifli bir karakter. Hulk'ın güzel bir oyunu vardı mesela. Yani çok yüksek puan almamıştı ama PlayStation oynadım ben Hulk'ın oyunu. Böyle etrafta zıplaya zıplaya gitmek, tankları alıp fırlatmak falan bayağı keyifli oluyordu. O yüzden çok hani hoşuma gider eğer öyle bir şey olursa. Tabii Yoha doğru söylemiş. Half-Life için beklenti çok yüksek. Karşılamaktan, yani karşılayamamaktan korkuyorlar demiş. Çok doğru zaten. Karşılayamamaktan korkmaları da mantıklı bir şey. O yüzden zaten oyunun bu kadar gecikmesinin sebebi bu aslında. Çoktan önceden çıkacak muhtemelen ama o beklentiyi karşılayabilmek için ellerindekinden emin olmadan çıkartmıyorlar ve hala emin değiller. Öyle bir problemleri var.
Sabri Superman oyunu istiyormuş. Superman bence de Superman candır yani. Bir kere mesela Batman vs Superman'de Superman istese böyle lazer atar gözlerinden eritir gider yani. O yüzden Superman'i seviyoruz. Superman oyunu istiyoruz. İnşallah süpoş gelir yani. Özgür ya Superman izleyici kitlesinin olmaması aslında filmleri çeken en ayıbı. Superman'in hayran kitlesi Batman'den daha büyük muhtemel. Çünkü dünyanın her yerinde Superman daha fazla biliniyor Batman'den. Çünkü adı üstünde hani süper adam. Daha kolay bilinen bir şey. Dünyanın her yerinde Superman desen bilir ama Batman deyince bilmediği yer, yani bilmeyen yerler çıkabilir. Öyle söyleyeyim size. O yüzden hani Superman kitlesi daha büyük aslında ama düzgün film çekemiyorlar, düzgün pazarlayamıyorlar. Sıkıntısı bu. Bir de şimdi hani pelerini olan uçan bir adam yani. Biraz da Batman daha karanlık falan ya, karizmatik oluyor. Öyle bir durum var. CSGO'da Dreamhack finallerinde Türkçe anlatım olacakmış diyorlar. Ne düşünüyorsun? Bilmiyorum valla. İnşallah olur. Güzel olur yani. Böyle bir şey lazım ama ben size değişik bir şey göstereyim bu arada. Bu da enteresan bir şey. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki kaçış oyunları var. Artık bayağı İstanbul'da özellikle çok fazla var. Başka İzmir ve Ankara'da galiba var ama emin değilim. İşte The Room oyunu vardı hatırlarsınız. Hani şeylerde mobil cihazlarda. Benzer bir şekilde yıllardır hani böyle şey internette de vardır işte flash oynayarak hani şuraya tıkla şu bilmeceyi çöz odadan kaç diye kaçış oynayarak. Bunun gerçek hayat oynanımını yapmışlar. Birkaç tane var İstanbul'da çok güzel. Logitech'te kendisi bir şeye girişmiş. Logitech Room L diye bir şey yapmışlar. İstanbul Escape Plus'ın Taksim Şubesi'nde bulunuyormuş bu Room L. Sizi bir saatliğine bir odaya kapatıyorlar. Ve o odadan kaçmaya çalışıyorsunuz. İşte içerideki bulmacaları falan çözerek. Hatta Big Bang Theory'nin bir bölümünde vardı bu sezon. Hani izlediyseniz biliyorsunuzdur bayağı komik, keyifli bir bölümdü. Konsepte aşinasınızdır. Yalnız böyle panik atanız falan varsa, klostrofobi hastasıysanız yani klostrofobik oluyorsunuz böyle kapalı alanda kalma korkunuz falan varsa böyle yerlere gitmeyin. Tavsiyem o yöndedir. Hani tatsız sonuçta zaten onlar da uyarıyor bu konularda. Klostrofobisi olanlar için hiç uygun yerler değiller ama hani özel marka için aslında ilk oyun eviymiş bu konuda Logitech'in Room L'i. Biraz herhalde bizim kitleye hitap ediyordu diye düşünüyorum. Yani oyuncu markası olduğu için belki oynanan ipuçları falan bulabilirsiniz orada. Merak ediyorsanız böyle şeyleri bir gitmenizde görmenizde fayda var diye düşünüyorum. Ben de bir ara böyle bir şey katılmak istiyorum ama panik atan var benim de. O yüzden hani gitsem gitmesem hala karar veremiyorum. Gitme diyen çok kişi var. Hani sakın gitme diyor panik atan var diye ama bir yandan da çok gidesim var yani. Bilmiyorum. O riski alabilir miyim, alamaz mıyım? Bakacağız. Evet, İzmir'de de varmış. Çay sever sağ olsun söyledi. İzmir'deki arkadaşlar da İzmir'deki başka kaçış odalarına gidebilir. Ha, Arojola diyor ki 2016 iğrenç olmuş. Sence diyor. Zaten ben PES'ten umudumu kestim ama bir teaser yayınlandı PES'ten. Aa, bir dakika şimdi şöyle bir ben de haberi okumamıştım, haberde ilginç nokta varmış, haberi beraber okuyalım o zaman. FIFA 16'da biliyorsunuz ki olacak, Dünya Kadınlar Futbol Şampiyonası olacak ve kadın takımları olacak dünyada ilk defa. Videonun haberin altında şöyle bir not var. Video yayınlandıktan birkaç dakika sonra kaldırıldı. Akıllarda iki soru var. Birincisi oyunculardan iyi tepki alınamadı ve iptal edilmesi zaten gündemde olan bir oyundu. Bu yüzden kaldırmış olabilir diyor. İkincisi Apple marka telefon var. Tottenham Go sevinceliği biraz anlatacağım. Telif hakkına dolayı kaldırmış olabilir diyor ama şu anda video var. Yani eğer Sercan başka video bulup onu koymadıysa videoyu geri açmışlar demektir. Totti'nin selfie çektiği bir gol sevinci vardı arkadaşlar. Bileniniz vardır muhtemelen. Buna benzer bir şekilde oyuna Totti'nin gol sevincini koymuşlar. Benzerdi direkt aynısı. Adam iPhone'la fotoğraf çekiyor ve Apple logosu da iPhone üzerinde gözüküyor. Şöyle bir bakalım fragmana.
12 Haziran'da tam açık reveal'ı gerçeklenmiş ki 12 Haziran bugün, yani bugün PES'ten daha fazla haber bekleyebilirsiniz. Ama hani Neymar'ın suratını çok gerçekçi yapmakla oyun yapılmış olmuyor. PES'in alacak bayağı yolu var ki iptal bile gündemliydi. O yüzden bakalım PES nasıl çıkacak. Zaten en son Dünya Yıldızı bir tweet attı. Twitter'da bir şey paylaştı. FIFA 200 lira, PES 200'den 100 lira indirilmiş. Bu sadece satmayan oyunlarda yapılan bir uygulama genellikle. O yüzden hani PES'in artık ülkemizde, bizim ülkemizde bile yerini kaybetmeye başladığını görebiliyoruz. Bu da önemli bir nokta. Bu arada arkadaşlar 10 dakika sonra CSGO turnuvamız başlayacak. Yayınımız yine. Haberiniz olsun. CSGO'cular varsa aranızda, eşiniz, dostunuz, akrabalarınızda, bütün tanıdıklarınıza söyleyin CSGO turnuvasını izlemeye gelsinler. Çünkü CSGO turnuvası Multiplayer'de bambaşka oluyor. Ki bu hafta sonu özel bir etkinliğimiz var. Toshiba Game On ve Multiplayer etkinliğiyle MediaMarkt'ta, Beylikdüzü'ndeki MediaMarkt'ta bir CSGO turnuvası yapılacak. Şöyle göstermeye başlayayım. Bir yandan da sizin için chat'e atayım. Cumartesi günü arkadaşlar Multiplayer'ın CSGO turnuvasını bekleriz. MediaMarkt Beylikdüzü'nde, tekrar söylüyorum. Turnuvaya bireysel katılım yapılıyor. Silah yarışı karşılaşmaları olarak yapılacakmış turnuva. 13.30'da başlıyor. Profesyonel oyuncular katılamıyor. Daha önce İmbanya'daki etkinlikte ilk 3'e girenler bu turnuvaya katılamıyor. Çünkü hani sürekli ödül aynı kişilere verilemez. Ayıp olur. O gün bir eğlence, bir katılım sınırı olacak turnuvada. Atıyorum 48 kişi. Eğer 60 kişi gelip başvurursa o 48 kişi, yani 60 kişi arasından kura çekecek ve 48 kişi sadece katılım hakkı kazanacak. Ve bu hani kişinin 48 mi olacak, 12 mi olacak, artık kaç olacağı o gün gelenlerin sayısına göre belirlenecekmiş. Birinciye Toshiba Satellite L50 Notebook veriyoruz. İkinciye Toshiba 22 inç LCD TV. Üçüncüye de Toshiba 500 GB Slim HDD kazanacak. Haberiniz olsun arkadaşlar. Ödüllerimiz güzel. MediaMarkt Beylikdüzü'nde yapılacak. Canlı yayında Multiplayer ekranlarından zaten izleyebileceksiniz bu turnuva için. Lucifer'den çok güzel bir yorum geldi. Keşke sağlam bir sci-fi oyunu görsek bu sene, Mass Effect gibisinden demiş. Yani bir bilim kurgu oyunu. Bu senenin bilim kurgu oyunu muhtemelen Fallout 4 olacak. Onun dışında sağlam bilim kurgu zor gözüküyor ama inşallah gelir yani. Ben de özellikle Mass Effect kadar büyük ve RPG tadında bir bilim kurgu oyunu isterim. Sci-fi aslında o yani, çünkü Fallout post-apokaliptik bir şey. Teknolojinin akan, teknoloji olarak sağlam kaldığı bir bilim kurgu ortamına geçen bir RPG oynamak çok istiyorum. Mass Effect'ten sonra hasret kaldık öyle şeylere. Star Wars Knights of the Republic vardı. Sonra işte Mass Effect geldi. Artık onun yenisini BioWare'den bekliyoruz yine. Hatta bana kalsa KOTOR 3'ü yapsınlar yani. Çok da kaliteli olmayan bir online oyun yaptılar. Hikayesi falan güzel. Bir ara KOTOR oynamış gibi oynayacağım onu aslında ama hani keşke böyle sıkıntılarımız olmasa da KOTOR 3 çıkarsa, adam gibi bir RPG'miz olsa yani. Bu arada yine rakibinin gölgesinde kalan bir oyunda NBA Live 2016 duyuruldu arkadaşlar. Bir çıkıyor bir çıkmıyor falan böyle NBA Live oyunları. Bu sene çıkacak. Ama NBA 2K serisinin bayağı bir gölgesinde kaldılar. O yüzden çok da güzel olmasını beklemiyorum. Sabri Disney 7 de, Disney mesela anlaşırsa BioWare'le yaptırabilir gayet yeni bir KOTOR. KOTOR adıyla yaptırmaz, başka bir isimle yaptırır ama sonuçta yeni bir RPG yaptırabilir. Bence Disney iyi yaptı, çok iyi yaptı yani. Çünkü önüne gelen kitap yazıp, aa ben Star Wars kitabı yazdım diyordu Expanded Universe'de. Yani sonuçta orada George Lucas'ın bir yarattığı evren var. O adamın evreni yani, kafasına göre kimse değiştiremez onu. O yüzden onun onayıyla resmi bir harekete geçirmesi ve resmi bir kanon oluşturması bence çok daha güzel bir şey Star Wars açısından. Artık yeni
oyunlar, yeni çizgi filmler ve yeni filmler hepsi bu kanona dahil olacak. Bakalım çok mu kötü olacak, çok mu iyi olacak, hep beraber göreceğiz. NBA 2K'de de evet güzellikler olacak gibi ama benim pek umudum yok. Yani bir box out sorunu var ki NBA'de çözemediler. Onu inşallah ileride çözerler diye düşünüyorum. Artık bakacağız. Bu arada az kalmış CSGO yayına. Ben bir Facebook'a bakayım da hazırlar mı değiller mi ne durumlar görelim. Chat'e bu arada bakıyorum bir yandan. Türler çok kısıtlanmadı ya bence. Çünkü indie oyunlar falan sağlam iş yapıyor. Şu an mesela Bard's Tale 4 Kickstarter'daki çok güzel olacak gibi gözüküyor. Wasteland'deki oradan çıktı, güzel oldu. İşte Divinity çıktı, güzel oldu. Dolayısıyla Kickstarter'dan sağlam oyunların gelmesi güzel oluyor. Osman yok galiba bugün arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla CSGO yayın olması lazım. Birkaç hafta böyle devam edecek sanki. Çünkü önceki haftada da hep CSGO vardı. Aa yokmuş. Osman varmış peki. Ben niye yanlış biliyorum? Güzel. Osman olsun. O zaman size Osman veririm arkadaşlar. Bakayım nerelerdeymiş. İlginç ya. Sanki bizim sitemizde farklı gözüküyordu. Yenilediler mi acaba onu ya? Ben de bakayım, merak ettim şu anda. Evet yenilemişler. Ya ben bakıyorum buraya, sonra değişiyor. Geçen gün beni sildiler mesela oradan. Tabii yayın yapamayacağım için sildiler ama yani ben hani bir kere koyduktan sonra hep kalır diye düşünüyordum. Meğer kalmıyormuş. O yüzden enteresan oldu. Yani böyle olması. Kusura bakmayın, eğer Osman'ın fanlarından da özür diliyorum. Gerçekten yok diye biliyordum, varmış ama. Zaten gelmiş Osman. Bu saate sürüldüm. Zaten bu saate değil miydin her zaman ya? Biz arka arka yapıyorduk her zaman. O zamanmış evet. O zaman ben yavaş yavaş Osman hazırsa ona bırakayım yayını. Hazır mısın abi? Hazırsan bırakacağım. Böyle olacak sevmezdi gibi yani. Ama bence en keyifli yayınlardan bir tanesi Osman'ın World of Tanks yayınları kesinlikle. O zaman arkadaşlar çok teşekkür ederim gevezelime katlandınız ve E3 hazırlıkları konusunda ve E3 tahminleri konusunda keyifli bir sohbet yaptığınız için benimle. E3 yayınlarında yapabilirsek inşallah görüşmek üzere. Şimdi Osman'la sizi baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın ve iyi.